Ben onu hiçbirine bırakmadım. Hiçbirine. Ela? Ela Hanım. Tam numarası yapma. İlker'in her şeyini bildiğin gibi beni de bildiğini biliyorum. Adam telefonlarına bile çıkmıyor. Evine dön ufaklık. Küçük cadı. İlker Bey. Süper. Bana arkadaş geldi. Banu, bize iki kahve söylesene. Biz de stajyer arkadaşla nikah şekeri alternatiflerine bakalım. Dalı beğendiniz. Dal. Çok manidar. Anlamadım. Manidar derken? Yani ikiniz bir fidanın güller açan dalısınız diyorum. Çok tatlıymış. Eski Türk filmi gibi. Hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi daha bir anlamlı oldu. Çok anlamlı. Okey. Ben seçimimi yaptım sayende. Sayemde? Ne güzel. Yani nikah şekeri gibi önemli bir şeyi bile beraber seçtiğimize göre sen diyebilirim herhalde. Tabii. Tabii diyebilirsiniz. Hatta bir sonraki görüşmemizde bol bol senle benle konuşursunuz. Aa. Ne güzel. Peri. Güzel değil mi? Hayat işte. Yani kimisi peri masalını yaşar. Kimisi de periyi böyle bir tarafına takar. Neyse ben çıkarken size bir kahve daha söylerim. Sen de sen diyebilirsin bu arada. İlker Bey'i beklemeyecek misiniz? Bekliyorum işte. Bir yere gitmiyorum ki. Yok yani. Dal. Sizin seçiminiz ya. Selam. Aşkım. Favori parfümünü tartışın. Sabaha kadar koklayabilirim. Ama istersen Ela Hanım çıkınca kokla. Hı? Ay, pardon ya. Biz seni unuttuk. Siz unuttunuz. İlker Bey'i unutmadım. Bu arada, unutmadan. Tebrik ederim İlker Bey. Nikah şekerinizi müstakbel eşinizle birlikte seçtik. İlker. Kim bu kız? Ne kadar kızarsan kız. Hı. Ne kadar korkarsan kork benden. Beni gerçekten seviyor musun? Hı. Hı, şakacıktan seviyorum. Evet.
Sürpriz. Ela saklanman lazım acil. İlker bu bir fırsat. İlker bu bir fırsat. Bak ayağımıza kadar geldi. İlker ayağımıza kadar geldi. Bak şimdi değilse ne zaman? Ha? Bak bak sen ertelemeye çalıştıkça hayat hadi diyor. Hadi yüzleş artık bitsin diyor. Nikah masasında mı söyleyeceksin? İlker, İlker bak bu sana değil. Bana değil ona da haksızlık artık. İlker lütfen artık cesur olmanın vakti gelmedi mi? Ela böyle olmaz. Böyle dandın olmaz. Bugün değil. Bu gece bu şekilde değil. Sana söz veriyorum. Nikah masasına kadar bu işi bitireceğim. Söz. Bana güvenmen lazım. İlker. Bana güvenmen lazım. İlker. Ya, İlker. İlker hayır lütfen. Lütfen yapma İlker. 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 Dans şarkımız. Hem retro hem orijinal. Nasıl? Vay be. Demek dalınızı seçmeseydim şu kapıdan içeri bir daha giremeyecektim. Ne saçmalıyorsun sen ya? Nikah şekeri saçmalığı nasıl bir oyun Leyla? Burada hesap sorması gereken kişi benim. Önce annen başıma bela oluyor. Beni araştırıyor. Anneme kadar gidiyor. Beni odana sokup aşkınızın şovunu yapıyor. Ha bu arada odan çok güzelmiş. Özellikle her yerden fışkıran o kusmuk aşk fotoğraflarınız çok ayrı bir hava katmış. Kendi koydu onların hepsini oraya. Bin yıllık şeyler bozmuyorum dedim. Kaç kere söyledim sana? Hem ben ne yapıyorum ya? Hala sana bir şeyler açıklıyorum. Sıktı artık Ela. Sıktı tabii. Ben de çok sıkıldım biliyor musun? Annenden de, o hayal dünyasında yaşayan kızdan da çok sıkıldım. Sen artık o kıza iyilik yapmıyorsun. Hatta en büyük kötülüğü yapıyorsun. Kız evleneceğinize o kadar inanıyor ki. Kız o kadar hasta bir halde ki ben artık onu kıskanamıyorum bile. Kendime mi yoksa ona mı daha çok acımalıyım karar veremiyorum. Ağzımı açmadıysam sadece yine tuzak kurdum dersin diye. Ama bu artık hastalıklı bir şey İlker. Ve ben bu hastalıklı şeyden çok sıkıldım.
Ben bu cezadan da sıkıldım. O geceden beri bir kere bile konuşturmadın beni. Bin kez özür diledim senden. Hatalıyım dedim. Ne yapayım? Öleyim mi? Ben ellerimle senin nikah zımbırtını seçiyorum. Ama yine de o kıza ağzımı açıp gık demiyorum. Sırf o yemek faciasını atlatabilmek için ben ağzımı bile... Ağzını bile açmadan İrem'i şüphelendirdin Ela. Diyelim ki şüphelendirdim. Korkuyor musun? Neden? Gerçekten evlenmeyeceksen neden korkuyorsun? Ben ellerimle senin nikah şekerini seçiyorum. Ama yine de sana inanıyorum, biliyor musun? Mantığım ciyak ciyak bağırırken ben sana kalbimle inanıyorum. Peki insan asla gerçekleşmeyecek bir düğün için neden korkar? Korkuyorum. Ama senden korkuyorum Ela. Her arkamı döndüğümde yeni bir oyun çeviren kadından korkuyorum ben. Oyun yok. Düğün yok. Ama kork benden. Beni kandırıyorsan ikimizi aynı anda idare edip o kızla evlenirsen çok kork benden İlker. Tehlikelisin Ela. San Sebastian'ı çok iyidir. Tavsiye ederim. Ama yani canın ne istiyorsa söyleyebilirsin. Bu arada rahat ol gerçekten. Sen de ne istiyorsan söyleyebilirsin. Yüzümü. Burayı biliyorsundur. Herkes bilir. Daha önce gelmemişsindir muhtemelen ama... Geldim. Dilim dilimde yedim o San Sebastian'dan. Sürpriz. Arada buraya normal insanlar da gelebiliyor. Ya ben o anlamda söylememiştim. Sen beni kompleks mi yapıyorsun? İlginç bir özgüven. İstersen baştan alalım. Sevgilisinin evinde bilekliğimi bulan sensin. Sence kim kimi kompleks yapıyor? Sen. Sen beni kompleks yapmalısın. Neden biliyor musun? Çünkü o kolundaki bileklik senden daha değerli. Zaten bu yüzden o kimsenin bilmediği evde buluşuyorsunuz. Dört duvar arasındasın. İnsanların içinde, arkadaş ortamında. İlker'in hayatında değilsin. Geçen ay mesela bayağı kötü grip olmuştu. Hatırlıyor musun? Neredeydin o zaman? Ben yanındaydım. Çorba içiliyordum onun. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz.
Aşkım, telefonun hala kapalı, merak ediyorum seni. Sabah sesin biraz çatallıydı, üşüttün gibi geldi. Çorba yaptım sana. Yani gerçi nasıl içirebilirim bilmiyorum ama... belki mesajımı alınca bizim oraya gidip beni çağırmak istersin. Bak, tavuk suyuna çorba bu. Babaanne tarifi. Sihirli yani. Çağırdığına değer. Yani ne derler bilirsin. İşte hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, yılbaşında. Ha, evet, yılbaşında. Neredeydin? Ben sevgilimle girdim 2021'e. Şey, mesela doğum gününde. Neredeydin? Ben yanındaydım. Kutladım doğum gününü. Sen İlker'in hayatında yoksun. Bu bizim hikayemiz. Çok üzgünüm ama gerçek bu. Sen bu hikayede yoksun. Var mısın gerçek mi, cesaret mi oynamaya? Tek bir telefonla bu kimin hikayesi öğrenmek ister misin? Sana diyorum. Bu hikayenin esas kızıyla tanışmak ister misin? Aramam. Neden? Yemedi mi? Ben daha iyisini yaptım. İlker'i çağırdım. Madem üçümüz de buradayız. Bu şeyi daha fazla uzatmayalım. Yüzleşelim, bitsin. İlker. Bak, onu üzmek istemediğini biliyorum. Ama bak, artık buradayız aşkım. Senin bu yaptığın vicdan değil ki. Sen iyilik değil, kötülük yapıyorsun artık. Ona da haksızlık, görmüyor musun? Bırakalım, ne olacaksa olsun. Sen... Senin tedaviye ihtiyacın var. Sen hastasın. Bak... Sen bizi kafanda yaratmışsın. Baban çok önemli bir iş arkadaşım benim. O yüzden sana ekstra yakın davrandım Ela. Ama sen beni çok yanlış anlamışsın. Beni yanlış anladığın için gerçekten özür dilerim senden. Ha 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 ha!
Yanlış anladım ben. Ben seni yanlış anladım. Babam, senin adını bile hatırlayamadın babam yüzünden. Babam yüzünden. Özür diliyorsun bile. Ay, özür diliyorsun. Ben bizi kafamda yarattım diye benden özür diliyorsun. Sen delirmişsin. Sen bu yanındakine acımaktan delirmişsin. Yavaş ol küçük. Hadi hayatım. Dokunma. Sen bana sakın dokunma.